Bu yaşanan süreçte demokratik, laik, parlamenter sistemin, Atatürk Cumhuriyeti'nin önemi bir kez daha anlaşılmıştır. Yıllardır bütün uyarılarımıza rağmen kitaplardan fotoğraflarını kaldırmak istediğiniz, stadyumlardan adını sildiğiniz, caddelerden, sokaklardan adını sildiğiniz Mustafa Kemal Atatürk ve onun devrimlerinin değeri bir kez daha çok açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Kalpaklı fotoğrafları da yeni kapı semalarını süslemiştir. Bizim anlayışımız nettir, açıktır, hiç değişmemiştir. Kuvayi milliye sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, bölünemez. Çok şükür yıllardır zedelemeye çalıştığınız cumhuriyetimiz çok güçlü temellere sahiptir. Çok güçlü kurumsal yapılara sahiptir. Neden diye sorarsanız vatandaşımız cemaatten icazet almasın diyedir. Devlette görevlendirmelerde liyakat esas alınmalıdır. Sadakat değil. Artvin'de, İstanbul'da, Antalya'da, Malatya'da, Diyarbakır'da, Kars'ta bütün vatandaşlarımız eşittir, eşit olmalıdır. İnsanlarımızı senin adamın, benim adamım diye ayırmamalıyız. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler ülkesi olamaz. En doğru, en gerçek tarikat uygarlık tarikatıdır. Cumhuriyete, laikliğe, demokrasiye, parlamenter sisteme sahip çıkacağız. Ortaya konan bu birlik anlayışı takiye olmamalıdır. Samimiyetle devam etmelidir. Bu süreçten endişelenen vatandaşlarımız endişelenmesin. Biz varız. Nazım'ın da dediği gibi yok öyle umutları yitirip karanlıkta savrulmak. Unutma, aynı gökyüzü altında bir direniştir yaşamak. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz Sayın Yedekçi. İkinci madde üzerinde konuşmalar...